onu yapan da var. Şunu dışarı koyup küçültmeye çalışan da var. Çünkü daha topolojik bir yaklaşım. Efendim? Daha topolojik olur yani. Bir daireyi daha küçültmeye. Küçükten başlayıp büyütmeye çalışanlar var. Büyükten başlayıp küçültmeye çalışanlar var. Küçükle büyüğü aynı anda bırakıp birisi büyük, birisi küçülürken beraber aynı yerde buluşan diyenler var. Olabilir ya. Bu esasında diyorlar ki bazıları, bu sarı esasında iki boyutlu bir düzlemden geçen bir koninin oradaki kesişimidir. Tamam mı? Eğer ben o koniyi bu görüntüye bakarak transform edersem üç boyutlu bir yapıya, bu düzlemi birkaç yerde keseceği için esasında birden fazla şekilden oluşan segmentasyon da yapabilirim diyenler de var. Level segmentasyonlar. Bunlar neyse diyenler var ya, kendim ben içerisinde, ben de var mı? Çok uğraştık. Bunlar çok uğraştık. Bir yere kadar güzel çalışıyorlar. Bir yerden sonra duruyorlar. Yani gelişme olmuyor. Gördüğünüz gibi yani nereden başladığına sensitif bir şeyler bunlar. Buradan başlatman lazım. Bu sarıyı alıp şuradan başlatırsan bir hafta oluyor. Sarıya alıp dışarı koyarsan olmuyor. Doğru yerden başlatman lazım. Ama genelde tıp dünyasında bu çok problem oluyor. Çünkü adam sana kalp MR görüntüsünü veriyorum derse eğer, onun içerisinde genelde kalp MR görüntüsü oluyor yani. Onlardan biliyorsun. Oradan kalp çıkmadı bundan falan gibi şeyler olmuyor. Oluyor ve merkezde aşağı yukarı aynı yerlerde oluyor. Tamam, bununla ilgili deformable counter deniyor buna. Deformable counter, snake or active counter da deniyor buna. Is like an elastic band that moves on an image to localize an arbitrary object. Tamam mı? Hareket ediyor, kendisini rahat tutmaya çalışıyor. Rahat ulaşabileceği bir yeri bulup ondan sonra tamam ben buldum artık bundan sonra hareket etmek istemiyorum diyor. Kendisi bir smooth ve continuous kalmaya çalışıyor. İki, görüntünün içerisinde rahat olabileceği bir yere doğru gitmeye çalışıyor. Yani gradient'in yüksek olduğu yere gitmeye çalışıyor. Gradient yüksek olsun. The snake starts from an initial position and deforms into the shape of the object that we like to localize. Tamam, şimdi bu. Şimdi bu işin hikaye tarafı. Kontrollerden biraz daha bahsedeyim. Lütfen mesela bu resim iki boyutlu, tek bir surface. Plane bu. Plane'in yansıması. Üç boyutlu bir surface'dan değil bu görüntü. Yani üç boyutlu bir resim iki boyutlu bir yüzeye yansıtılmıyor aslında. İki boyutlu çektiğimiz anda da. CT'den gelen görüntü de iki boyutlu. CT'nin bir tane şeyini almışlar burada. Bir kesit. Slice'ını almışlar. Ha, bir kesit. Okay. Eğer bunu üç boyutlu görüntü üzerine yapmak istiyorsan evet, yılanın da senin bu sefer deformable surfaces oluyor. Deformable surface, active surface. Onda çalıştırabilirsin. Üç boyutlu surface deform oluyor. Küreden başlatıyorsun. Küre büyüyor, çeyir oluyor. Daire değil küre. O da çalışıyor. Zaman da varsa içerisinde dokunabiliyorsun. Dört boyutlu yapabilirsin istiyorsan. Onların hepsi var. Tamam. Şimdi bundan yaptığımız her şey hikayeydi. Güzel güzel anlattık. Biraz formüle dökülmezse bu işi nasıl implement edeceğiz? Yılan için bir tane enerji fonksiyonu functional'ı tanıyor. Functional, fonksiyonel. Fonksiyonel demek, fonksiyonların fonksiyonu demek. Fonksiyonun içerisinde birkaç tane fonksiyon var. Bu fonksiyonları topluyorsun, çarpıyorsun, bir şey ediyorsun. Ona fonksiyonel deniyor. Yani elinde bir tane fonksiyon varsa o fonksiyon 1, 7, 2, 3 tane başka fonksiyonla oluşuyorsa buna fonksiyonel deniyor. Tamam mı? Fonksiyonel demesinin sebebi de onunla ilgili güzel calculus of variations. Variational calculus'ta güzel şeyler var, metotlar var. Oradan yola çıkmışlar, bunu söylemişler. Tamam mı? Şimdi bir yılanın kendi bir fonksiyonu var ya da fonksiyoneli var. Bu fonksiyonel yılanın ne kadar mutlu olduğunu söylüyor size. Ben şu kadar mutluyum, ben bu kadar mutluyum diyor. Yılanın mutluluğu her zaman için izafi. Yılan hiçbir zaman ben yeteri kadar mutluyum demeyecek. Şuraya gitseydim daha mutlu olabilirdim gibi şeyler söyleyecek. Hiçbir zaman maksimum mutluluk yok. Dolayısıyla bir görüntünün üzerinde artık bundan daha iyisini yapamam dediği zaman duruyorsun. Optimizasyon var yani. Mutlak mutluluğa ulaştım diye bir şey yok yılan için. Tamam mı? Yani bundan belki daha iyisi de olabilirdi. Gibi şeyler söylüyorsun, arıyorsun. Ve yılan her zaman için smooth ve continuous kalmaya çalışıyor ve aynı zamanda bir yılan düzgünse, kesikli değilse ve high gradient alanlar üzerinde yaşıyorsa bu mutlu bir yılan demek. Bunun enerjisinin düşük olması gerekiyor. Enerjisini azaltmaya çalışıyor yılan bunu. Olabildiği kadar küçük enerji tutmaya çalışıyor. Tamam mı? Onun için de diyor ki yılan, benim ölçtüğüm 3 tane şey var.
ne kadar continuous'um, ne kadar smooth'um ve bulunduğum, görüntü üzerinde bulunduğum yeri ne kadar seviyorum. Onu bulmam lazım. Yılan denen şeyin içerisinde iki boyutlu yılan, en tane nokta vardır. P1'den PN'ye kadar. P1'den PN'ye kadar en tane nokta vardır yılan denen şeyin üzerinde. Ve her bir nokta komşularına bakarak ne kadar continuous olduğunu, ne kadar smooth olduğunu, kör bir çubuğu ve görüntünün üzerinde bulunduğu yeri ne kadar çok sevdiğini söylüyor. E code is continuity term, E curvature is smoothness term, E image is the image term. Şimdi her birinin ne olduğuna bakalım. Zaten yılan ne olduğu ortaya çıkacak. Tamam mı? Yılanın içerisinde en tane nokta vardı ya, en tane noktanın her biri için bu evaluation'ı yapıyorum ve bunu topluyorum. Bakın en tane nokta var, bir denene kadar. Bu da şu alfa, beta, gamma da yılanın her bir enerjisine, alt enerjiye, fonksiyona ne kadar önem verdiğiyle alakalı. Onunla alakalı, onlar ayrı ayrı set edilmesi lazım. Tamam, bu benim continuity term'im. Tamam, continuity term bu diyor. Ne diyor, anladın mı şunu? P'nin noktayla, yılanın ininci noktasıyla, yılanın i-x'i birinci noktası arasındaki, bakın bu minimizasyon problemi. Şunu minimal ettiğim zaman ben yılan en mutlu olduğu duruma gelecek. Tamam mı? Bunu minimal etmek demek ne demek? Şunu minimal etmek demek. P'yi ininci noktayla bu iki boyutlu bir nokta. Bu da iki boyutlu bir nokta. İkisinin arasındaki öklüt uzaklığı ne kadar azsa yılan o kadar mutlu. Yılan küçük olmaya çalışıyor esasında, değil mi? Kontinüatör mü yapıyor? Ben diyor küçük olmaya çalışıyorum diyor. Yani büyük bir yılanı bırakırsam ben esasında kendisi tıkır 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 küçülmeye çalışacağım. Tamam mı? Eğer küçülmesini istemiyorsan şunu yapabilirim. Bu ne diyor? İki nokta arasındaki uzaklığın D'ye kadar olmasını bekliyorum. Yani yılanın her bir noktasını birbirinden D'ye kadar uzaklıkta olan bir konfigürasyona sokmaya çalışıyorum. Bu bizim kontinüitü için kullanacağımız bir yöntem. Başka bir yöntem de bu. Tamam mı? Bu saat 38 olmuş. 2 dakika. 2 dakikaya ben size çok şey anlatacağım. Bu da curvature. Okuyun anlayın bunu. Formülü okuyun. Curvature ne yapmaya çalışıyordu? Yılanı smooth tutmaya çalışıyordu. Pi eksi 1 eksi 2 Pi artı Pi artı 1. Ne demek bu? Ne gibi? Orta, orta yani kendisine odak gibi gösterip böyle. Ortadaki nokta evet. Evet. Ortadaki nokta diyor ki bir öncekine bir sonrakine bakarım diyor. Mesela, eğer bir öncekine bir sonrakinin yönleri birbirinin tam tersi ise, değil mi? Evet. Yani. Minimal etmeye çalışıyoruz da bunu düşünün. Yani ben bir P'yiyim değil mi? Bir öncekine doğru bir vektörüm var, bir sonrakine doğru bir vektörüm var. Bunların toplamının sıfır olması lazım. Bunların toplamının sıfır olması demek ne demek? Ben esasında bir doğrunun üzerindeyim demek, değil mi? Doğrudan da daha somut bir şey bulamazsınız. Eğer P'yi buradaysa, P'yi eksi 1 ile P'yi artı 1 de buradaysa, ikisi de aynı yerdeyse ne demek? Benim üzerinde acayip bir kırıklık var demek. Geliyor benim üzerinde çat diye yılan kırılıyor. Geri dönüyor demek. Ben böyle bir yerde olmak istemiyorum. Ben bir doğrunun üzerinde olmak istiyorum. Benim bulduğum noktayla bir önceki ve bir sonrakine baktığım zaman bir doğrunun üzerinde olsaydım en mutlu olduğum yer orası olurdu. Doğrunun üzerinde olamazsın. Sen kapalı bir şekilsen o zaman bir dairenin üzerinde olman lazım diyor. Olabildiği kadar geniş bir dairenin üzerinde olman lazım diyor. Bu da onu söylüyor. Curvature. Tamam. Curvature'ın olabildiği kadar bakın şuna bakın. Böyle demiş. Şu P'yi noktası bir önceki burada, bir sonraki burada olabildiği kadar smooth bir yerde. Hafiften bir curvature var işin içerisinde ama smooth bir yerde. Şuna bakın. P'yi burada, P'yi x'i bir burada, P'yi artı bir burada. Gördünüz mü yılanın bulunduğu yeri? Bayağı orada gelmiş kırılmış. Gelmiş kırılmış geri dönmüş. Ben böyle olmak istemiyorum. Kalbin üzerinde böyle bir şey olamaz. Kalbin üzerinde bir diken gibi çıkmış bir şey olamaz. Ama kalbin üzerinde böyle şeyler olabilir. Ve kalbin üzerine noktalara baktığım zaman aynen böyle uzaklıkları D kadar uzaklıkta birbirleriyle gördünüz mü?
D kadar uzaklık derdi. Böyle noktalar oluşuyor hocam. Bakın bunda sadece continuity var. Continuous ama smooth değil bu. Bir de smoothness koyun bunun üzerine. Hem uzaklıkları birbirine benziyor hem de bu mavi burada olmayacak. Şurada olacak. Tamam mı? Hem de smooth olacaklar. Continuous ve smooth. Tamam mı? Uniformable counter. Baktığımız şey iki tane şey sadece geometriyle alakalı. Görüntü üzerine bakmadık hala. Şimdi bir de görüntüye bakalım. Bunlara içsel enerji deniyor. Yılanın iç enerjisi, yılanın kendi geometrisiyle alakalı, görüntüyle alakalı olmayan enerjisi. Bir de yılanın dış enerjisi var. Image turn. Ben görüntüye kendimi nasıl bağlayacağım? Anladınız mı? Ne diyor bu? Minimizasyon yaptığımı unutmayın yine. Bulunduğum pozisyondaki image gradient olabildiği kadar küçük olmalı. Minimizasyon yapıyorum. Ne demek? Gradient'ın magnitude'unu almış bulunduğu pozisyondaki gradient'in magnitude'unu. Başına bir tane negatif koymuş. Gradient ne kadar büyükse negatif o kadar küçük olacağı için ben o kadar iyi bir yerdeyim diyor. Tamam mı? We want our snake to pass through the high gradient areas of the image where there are possible edges. Edge'lere yakın olacağım. Edge'lere de geçeceğim diyor. Bakın bir edge detection'a bu iş olmuyor. Edge'lere yakın olacağım ama aynı zamanda smooth ve continuous olacağım diyor. Bunların hepsini bir araya getirdiğiniz zaman yılanın üzerinde şu formülasyonu minimize ederek kendiniz parametreleri belli olmayan yani circle gibi, ellipse gibi, line gibi parametreleri belli olmayan, Gauss form formülası olmayan ya da Gemmels half transform gibi şekli sabit olmayan curvature kontrollerde bulabilirsiniz. Hocam zaten ki hani -2 B'yi kısmındaydı ya. Yani bu mu? Curvature. Evet. Hocam burayı optimize ederek aslında şey yapabiliriz değil mi? Mesela kareyi de bulabiliriz. Niye? Kare üzerinde oturtmayı da yapabiliriz. Kare üzerine oturturken eğer karenin köşelerine denk geldiğini biliyorsan o zaman dersin ki karenin köşelerine geldiğim zaman ben oradaki şu beta value'sunun sıfır olmasına izin verebilirim. Orada köşe benim için önemli değil. Değil mi? Karenin dört tane köşesi var. Evet. Dört köşesine kırılabilirsin. Yılan kırılabilir. Ama arta kalan yerine yılan kırılmayacak. Yılan smooth olacak. Şuradaki beta'yı öyle yapabilirsin. Evet. Algoritmada biraz sonra göstereceğim. Biraz sonra derken bu hafta gösteririm artık da. Haftaya göstereceğim algoritmada inşallah ama size anlatabilirim. Hocam sınav haftaya mı olacak yoksa? Sınav haftaya yapamayız ya. Haftaya yapmayacağım sınavı. Sınavı haftaya yapmayalım. Gelecek haftaya da yapmayalım. Bir sonraki haftaya mı yapalım? Çok daha iyi olur. Efendim? Bizim haftaya iki tane sınavımız. Haftaya yapmayacağım işte sınavı. Tamam. Diğer hafta da yapmayacağım. Ondan sonraki hafta yapalım. Sınavı arkadaşlar. Üç hafta var. İkisine değil. 9'una değil. 16 sınav. 16 Nisan. 16 Eylül. Ders saatinde tamam mı? Herhalde ders bitmiş olur benimle. Ben toplantıda göre. Haftaya buradan devam edip stereoya başlayacağım. Geometriye başlayacağız tamam mı? Haftaya geometriye.